Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin attahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyamı yevmiddin. Allah ibadetlerimizi, itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Amin. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallah tövbeten nasuhen. Ey iman edenler, Allah'a içtenlikle, samimiyetle, ihlasla tövbe edin. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum. Eğer böyle yapar iseniz, belki de Allah'a böylece güzel bir şekilde tövbe eder iseniz, Allah sizin kötülüklerinizi, günahlarınızı örter. Ve yudhilakum cennetin tecri min tehtihel enhar. Sizin kötülüklerinizi örttüğü, bağışladığı gibi sizi altından ırmaklar akan cennete sokar. Yüce Allah yarattığı kulların ümitsizliğe kapılmamaları için, çıkmaza girmemeleri için tövbe kapısı denen bir kurtuluş kapısı açmış, bir çıkış yolu insanlara açmıştır. Yani insan ümitsizliğe kapılmasın, insan çıkmazda kendisini hissetmesin diye. Olur ya, kul bir hata eder, nefsine uyar, nefsine zulmeder, bir yanlışlık yapar. Bu durum karşısında ümitsizliğe kapılmaması için artık ben bittim, artık ebedi ateşe gireceğim, artık bu benim son şansımdı dememesi için yüce yaratan samimiyet ve ihlasla Allah'a bir kez Allah'ım affet dediğinde yüce yaratan onu bağışlayıp affediyor. Allah'ım beni affet kapısını ardına kadar kulları için açık bırakmıştır. Emirül Müminin bir gün mescitte otururken cemaate doğru dönerek, sizce Kur'an'ın onca ayetlerinden hangisi daha güzeldir diye bir soru sordu. Herkes kendisine göre, kendi marifeti, kendi düşüncesinde cevaplar verdi. Bunun üzerine Emirül Müminin, hepiniz güzel cevaplar verdiniz ama onca ayet arasında en güzel olanı Hud suresi 114. ayet. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir ayetidir. Bu ayet ne demek istiyor? Yani bir iyilik yaptığınızda, bir güzel iş yaptığınızda temiz su elinizin, elbisenizin kirini, pasını nasıl temizleyip pırıl pırıl ettiğinde, ettiği gibi iyilikleriniz de kötülüklerinizi öyle temizleyip gidermektedir. Ruhunuzu, maneviyatınızı, günahlarınızı silip götürüp temizlemektedir. Ruhunuzu pırıl pırıl etmektedir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin etrafındaki ashabının dini anlayışı farklıydı. Herkes kendi marifeti, kendi imanı derecesinde belirli marifete sahip olmuştu. Peygamber'e sordukları sorular da bu marifetleri doğrultusundaydı. Bir gün
Peygamberimizin ashabından birisi peygamberin yanına gelerek, ey Allah'ın Resulü, cennete girmemem için bana dua edin dedi. Dikkat edin, cennete girmemem için bana dua edin. Peygamberimiz onun bu isteğine gülümseyerek karşılık verdi. Buyurdu ki, neden böyle bir dua istiyorsun? Sen henüz yeni Müslüman olmadın mı? Sahabe, evet ey Allah'ın peygamberi, ben yeni Müslüman oldum. Ama ne zaman günahlarımı hatırlasam, cahiliye dönemindeki hatalarımı, yanlışlarımı hatırladığımda kahroluyorum. Kendi kendime diyorum ki, olur ya, cennete girersem Allah bana onca nimetlerini verdi, Allah'ın onca nimetini gördükten sonra niye bu hataları yaptın derse yüzüm kızarıyor. Kahroluyorum. Allah'ın huzurunda utanmaktan, Allah'ın huzurunda tabiri caizse yerin dibine girmekten endişeleniyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o yeni Müslüman olmuş ashabını bağrına basarak şöyle buyurdu. Şu kadarını söyleyeyim sana. Allah bir kulunu affettiğinde onun bütün günahlarını hem meleklerine hem de şahısın kendisine unutturuyor. Hatta melekler senin filan günahı işlediğini dahi hatırlamazlar. Hiçbir şey hatırlamazlar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Gece gündüz 7-24 bizim yaptıklarımıza şahit olan, bizim amellerimizi gözetlemekte olan melekler, Peygamberimizin bu buyruğuna göre biz Allah'ım affet dediğimizde her şeyi unutuyorlar. Biri değil, ikisi değil, hepsi unutuyor bu olayı. Allah unutturuyor onlara. Ne kadar mihriban, ne kadar şefkatli bir Rabbimiz var. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Evinde oturmuşsun ve kötü bir günah işlemişsin diyelim. Ansızın zihninden şöyle geçiriyorsun. Mescide gideyim, iki rekat namaz kılayım, Allah'tan bağışlanma, tövbe dileyeyim. Allah beni affetsin, Allah'tan affetmesini talep edeyim diye böyle düşünüyorsun. İmam buyuruyor ki, tam böyle düşüncende, bu düşüncen içerisinde zihninden geçirdiğin bu niyetinle mescide kalkıp gittiğinde, mescidin yolunu tuttuğunda, mescide doğru adımlar atmaya başladığında, tıpkı bir annenin evladını bekleyip kollarını açıp evladının kucaklamasını beklediği gibi Allah rahmet kanatlarını açmış, o kulunu bekliyor. Bir annenin şefkati, merhameti yavrusuna ne kadardı? Allah'ın kullarına olan şefkat ve merhameti en merhametli şefkatli annenin şefkatinden daha çoktur. Merhametlilerin en merhametlisi olan yüce yaratanımız öyle rahmet, şefkat kanatlarını açmış, kullarının tövbesini bekliyor. Yeter ki bir genç, yeter ki bir genç, bir yiğit, bir mümin, bir Allah'ın kulu desin ki, Allah'ım beni affet. Ben hata ettim, ben yanlış yaptım. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Allah Azze ve Celle o kulunu affediyor. Hala böylesi bir şefkat ve merhametli Rabbimiz var.
Böylesi merhamet ve yüce bir yaratıcıya sahibiz. Onunla irtibatımızı koparmayalım. Allah'la aramızdaki bu irtibatı her geçen gün güçlendirelim. Değerli kardeşlerim, gençler, Allah'la irtibatımızı sağlayan kıldığımız namazlardır. Günde 5 vakit kıldığımız bu namazlar bizimle Allah'ımız arasında olan irtibatlardır. Dolayısıyla bu irtibat konusunda gevşeklik göstermemeliyiz. Namazlarımıza önem verip Allah'la bu irtibatımızı her geçen gün güçlendirmeye gayret göstermeliyiz. Allah muhafaza, insan gençliğinde, genç yaşında Allah'tan kopup ve Allah'tan bu irtibatını keser ise yaşı ilerledikçe öylesine uzaklaşır ki Allah'tan. Ölüm gelip onu götürdüğünde kendisine gelir, ben ne yaptım? O tabuta konulduğunda, o toprağın altına girdiğinde ben ne yaptım, Allah'la irtibatımı niye kestim deyip pişmanlık duyacak. Ama o pişmanlığının da hiçbir faydası olmayacaktır. Allah özellikle tövbe eden, tövbekar gençlere özel bir ilgi ve alaka göstermektedir. Yüce Yaratan günahkarların sesini duymayı, müminlerin sesini duymasından daha öne geçirmiştir. Hemen günahkar kullarının sesine cevap vermektedir. Hazreti Musa münacatlarının birisinde Rabbine şöyle seslendi. Ya ilahel alemin, ey alemlerin ilahi. Allah Teala lebbek ya Musa. Musa'ya cevap verdi. Hazreti Musa tekrar ya ilahel muhsinin, ey iyilerin Rabbi, ey güzel insanların Rabbi, yüce yaratan lebbeyke, lebbek ya Musa. Hazreti Musa tekrar arz etti. Ya ilahel muti'in, ey itaat edenlerin Rabbi, ey Allah'a kulluk edenlerin Rabbi. Allah Azze ve Celle yine lebbeyke ya Musa dedi. Hazreti Musa tekrar münacatında şöyle dedi. Ya ilahel asin, ey günahkarların Rabbi, ey asilerin, isyan edenlerin, günaha bulaşmışların Rabbi. Allah Azze ve Celle lebbeyke 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 3 defa lebbek dedi Musa'ya. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam arz etti. Ya Rabbi, seni günahkarların, asilerin ilahi diye seslediğimde niçin 3 kez lebbek dedin? Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya şöyle cevap verdi. Ya Musa, arif marifeti kadar, iyiler iyilikleri kadar, itaatkarlar itaatleri kadar bana güvenmektedirler. Ey Musa, günahkarların benden başka sığınacak bir yeri yoktur. Benim dergahımdan ümitlerini keserlerse nereye giderler? Namaz kılan, oruç tutan, Allah'a kulluk eden, İtaat edenlerin bir güvencesi var elinde. İbadetin var, itaatin var. Allah bu ibadetleri nazara alır. Ama günahkarların böyle bir durumu yoktu. Bunlar Allah'a bir kez dediğinde Rabbim beni affet, Allah'ım sana geldim dediğinde yüce yaratan hemen onların bu talebini kabul görüp cevap verip rahmet kanatlarını bunların üstüne germektedir. Allah'la irtibatımızı kesmeyelim. Allah'la olan bağımızı koparmayalım. Her geçen gün bu irtibatımızı, bu bağımızı daha da güçlendirmeye gayret gösterelim. Allah bizleri Allah'la irtibatını güçlendiren salih, mümin,
dindar kullarından kararı kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.